Tekrardan konuklarımızı bekliyoruz. Bir ses sorunumuz vardı. Umarım şimdi o ses sorunumuz çözülmüş olarak sizlerle birlikte olacağız. Belki bugün aynı saate denk gelen çok fazla derecede canlı yayın mı var bilemiyorum. Ondan mı kaynaklanıyor bu sorun? Yavaş yavaş konuklarımız gelmeye başladı. Sayımız arttıkça hocam da birazdan eşlik edecektir bize. Şimdi şöyle, öncelikle biraz evvel hocamızın da söylediği gibi sigarayı bırakmak için önce kendimizin karar vermesi gerekiyor. O insanın kendini ne kadar sevdiğine. Umarım sesimiz düzelmiştir. Birazdan hocamı yayına almış olacağım. Daha iyi olacak. Evet. Evet hocam. Nasıl bakalım? Bugün şu Daha an iyi biraz şimdi. daha iyi. Biraz daha iyi. Evet. Biraz daha güzeldi. İnci Hanım da aradı. Bana iyi geliyor dedi. Devam edin dedi. Tamam, tamam hocam. Şimdi Evet. şöyle Şeyden sormuştun sanatçılarla ilgili. evet. Şimdi bana şunu söylüyorlar Serapcığım. İşte sen ünlü olmak için mi yapıyorsun? Niye sataşıyorsun Cem Yılmaz'a, Teoman'a veya işte Sıla'ya. Sıla'ya? Katiyen böyle bir şey yok. Benim ünlü olmak diye bir gayretim de yok. Fakat unutmayın ki yıllar yılı sigara ve tütün sektörü bu ünlüleri, çocukları bir defalık kandırıp sigaraya başlatmak için kullandılar. Evet. Kendileri itiraf ediyorlar. Benim sınıf arkadaşım da Sylvester Stone'ı Rambo diye tanıyorsunuz. Biz onlar Kolombiya Üniversitesi Sinema Okulu'nda. Ben hafta sonu misafir olarak gidiyordum. Yan yana oturuyorduk. Sonra da bana bir mektup yolladı. Yıl 1972. O yıllarda ünlü değildi. Dedi ki 500 bin dolar Brown Williams'ın tütün şirketinden çocukları sigara alıştırmak için Rambo filmlerinde, hatta son filminde çocuğuna kendisi sigara içirtiyor aldığını ve bundan dolayı bugün utanç duyduğunu mektup yanımda, merak edenleri yollarım. Paylaşın hocam Aynı onu şekilde sayfalarınızda. Sigara var Savaşanlar benim, evet. Derneği'nin, evet lütfen sayfanıza koyun, Saray Derneği'ne koyun. Yani insanlar, ben bile size yapılan bu hani bazı yerlerde diyorlar işte niye her şeyde hep böyle tepki gösteriyor diye. Halbuki ben o kadar çok yanınızda bu savaşta yer aldım ki, bunu biliyorum ki. Yani sizin tek hedefiniz gerçekten bu gençler için en önemli günde söyleyeyim, gençleri korumak. Yani bu illetten tamamen ciğerleri zehir dolduran, hayatların gerçekten kötü bir şekilde sona ermesine ve ailelerin bundan dolayı sıkıntılar çekmesine sebep olan bir zehire karşı savaş açmış durumdasınız aslında siz. Ve bunu Evet. destekleyen sektöre karşı da dik duruyorsunuz yani siz. Bir ara bir yakıştırma yapıldı biliyorsunuz, bir tiyatronuz oldu Don Kişot diye. Yani Evet. tek başınıza bile olsa hiçbir şekilde yılmıyorsunuz. O dayakları yediniz. Zonguldak'ta, seminerde içilmesine tepki gösterdiniz AVM'de. Birçok olay geldi başınıza, değil mi? Evet, benim tabii çizgimi korudum. Hatta bugün de gene Tuzla'da bir Formula 1'in pistinde yapıldığı için aynı şekilde yıllar önce Formula 1 yapılmasın, Türkiye zararlıdır dedim. Ve tekrar bu sözümü herkesin yanında bugün de söyledim. Çizgimi koruyorum. Evet, maalesef bakın gençler, özellikle bizi dinliyorsanız, herkes sigaraya bir defa hevesle başlıyor. Evet. Onun için bilmiyorum, soralım bakalım. Kadir Bey, nasıl başladınız sigaraya? İlk başlangıcı hatırlayın bakalım. Yok, çok iyi hatırlıyorum. Evet. Unutmadım. Gelir Gel mi gel telefon bakalım. mu? Bakın ben Kadir Bey'le daha bugün tanıştık. Yani herkes bir hevesle, bir defalık arkadaş etkisiyle başlıyor. Kimse hadi ben sigara içeyim deyip sigara almıyor. Yani şu paketi almıyorlar. Evet, kesinlikle. Yani 15-16 yaşlarında sırf çevrem sigara içiyor. Erkek arkadaşlarım sigara içiyor. Ben neden içemeyeyim? Benim eksiğim ne? Yani işte artık Yani orada kendini sigara içmeyi bir ispatlamamı ben ayrımcılık sürekli. olarak gördünüz yani, değil mi? Tabii ki farkındalık yaratıyor. Yani ben, kendinizi ispatlamaya çalışıyorsunuz orada. Ön plana çıkmaya çalışıyorsunuz. Benimki tamamen özenti. Ve diğer kişilerin de kesinlikle yok bunalımdan, yok işte stresten sigaraya başla. Onların hepsi bana şey geliyor. Evet. Samimi gelmiyor. Merak yaptırıyorlar. İnsanların beynine onu algı yönetimiyle Evet. yerleştiriyorlar. Sigaranın işte bir sosyal bir içerik olduğunu kabul ettiriyorlar. Çünkü merak ediyorsun. Arkadaşlarını alıp bir sigaraya başlıyorsunuz. Evet. Bu böyle yapılıyor. İşte bunu yapanlar da işte o ünlü sanatçılar. Bunun karşılığında çok büyük ücretler alıyorlar. Bedavaya getiriyorlar. Bütün masraflarını
dolaylı olarak 2-3 ajans kanalıyla bu tütün şirketlerine, mesela British Tobacco'nun Samsung tesislerinden ödeniyor. Bunların hepsini biliyoruz. Evet. Onun için, hocam bir bağlantı var mesela. Evet. Sigarayla savaşta Elif Dağlı itiraf etmiş mesela bir konuşmasında. Gazeteye verdi bir demeçte. Bu mekanlarda yasaklandıkça özellikle bu sigara tütün satan firmaların temsilcileri gidiyorlarmış. Siz içirmeye devam edin, biz sizin cezanızı öderiz diyorlarmış. Doğru. Elif Hanım gayet iyi tanıyorum. Elif Hanım da sağ olsun bu mücadelede hep yanımızda yer aldı. Evet. Bunlar bizden çok akıllılar. Çok daha profesyonelce yaklaşıyorlar. Çok daha etkililer. Çok paraları var. Reklam yapamadıkları için reklam bütçeleri. Yani ben hep şunu söylüyorum. Şimdi Kadir Bey, ben desem ki bunları gizli olarak açıp British Tobacco'ya, hadi ben sigaraya başlayacağım dese bana vallahi 500 bin dolar verirler. Evet. Verirler yani. Verirler. Evet. Çünkü reklam yasağı olduğu için harcayamadıkları zaten geniş bir bütçe paralar var. Tabii yani. Evet. Paraları bu. Bu bütçelerle kişileri satın alıyorlar hocam. Değil mi? Tabii. Alıyorlar. Evet. Mesela gayet iyi biliyorum. Mesela bir üçüncü türden yakın ilişkiler diye bir tiyatro oyunu vardı. Yosef Mizrahi'nin oynadı. Orada duydum ki oyun başına 300 dolar bir sigara sektöründen para alıyorlar. Ve oyunun içinde inanın ki annemle gittim. Annem hayattaydı. Açıyorlardı sahneyi. Bunu Kadir yaşadım ben. Şeyde Akatlar Kültür Merkezi'nde. Çocukların yanına dağılıyorlardı oyuncular. Çocuklar hanginizde Philip Morris Marlboro'su var diye soru sorup çocuklara tek tek sigara dağıtıyorlardı. Bak yemin ediyorum bunu yaşadım ben. Annemizi oturttuk, saldıracaktım, o da olay çıkaracaktım. Tiyatro oyunu da yapamadım. Sonra mahkemeye verdim. Ondan sonra vazgeçtiler bundan. Şimdi bunlar tabii oluyor. Onun için ne olur bizi dinleyenler bir defa başlamamışsa hiçbir sebep bulup başlamayın. Birisi demiş ki hocam yemekten sonra iyi oluyor demiş. Şimdi bakın. Yemekten sonra iyi oluyor dediğiniz şey, sigarayı bırakan aslında yıllardır yemek yemediğinin farkına varıyor. Çünkü sigarayı bırakan kişi yediği yemeğin tadına varıyor. İçtiği kahvenin tadına varıyor, çayın tadına varıyor. Onu şekersiz de içebileceğine, kendi tadı olduğunun farkına varıyor. Siz yemekten sonra iyi oluyor dediğiniz o şey aslında sizin kendinizi kandırmanız. Çünkü tamamen zaten siz yediğiniz içtiğinizden bizim anladığımız o tadı almıyorsunuz ki. Değil mi hocam? Tabii. Tatlarını almıyorlar. Boşuna bir zehirle para veriyorlar. Şimdi ben dün gene biliyorsun şeyler açık değil. Bizim burada benzin istasyonu var. Oraya gidiyorum arada bir maden suyu almaya falan. Şimdi ben tam maden suyu alıyorum. Biri geldi. Oraya 3 tane sigara koymuş. Benim önüme gelmeye kaydım. Bana bak dedim. Bu zehir için benim yerimi alıyorsan depo git dedim. Düşün. Ben orada uslu uslu maden suyu alıyorum. O 3 tane almış sigarasını geliyor ve benim önüme geçmeye çalışıyor. Selam. Hadi dedim. Ne problem? Ben senin hocam, korona... önüme geçmesini kovdum. Dün akşam oldu bu da. Korona yani, günlerinde yine bir vaka duyabilirdik sizinle ilgili yani. Herkesin zaten sinirleri bozuk. Adam hayat tanıdı. Bu adam bela dedi. İşte bana ilişmedi. Uslu uslu gitti. Sırasına girdi. 3 tane sigarayı alıp benim önüme geçiyor bir de. Hadi. Dedim bu zehirler için dedim benim sigaramı aldın dedim. O şeyde alıyor ya hemen, kutuda alıyor, benim önüme geçti. Evet efendim, yani çok dikkatli olmak lazım. Çok önemli bir sektör, çok tehlikeli bir sektör. Ben hatırlarım, Amerika'da Kolombiya'da okurken gene bir gençle tanıştık. Onun dedesi bu Camel sigaralarının kurucusuymuş, dedesi. Ve o zamanlar dedesi anlatıyormuş. Bunlar çocukların ulaştığı yerlere sigara paketi koyuyorlarmış satış yerlerinde. Kadir. Ve çocuklar sigarayı çalsınlar diye teşvik ediyorlarmış. Ve diyormuş ki adam çalsınlar, çocuklara müsaade edin, görmemezliğe gelin. Biz parasını öderiz diyorlarmış. Bunu yani kemo nereden? Yani küçücük, yılı, bütün küçücük çocuklardan başlıyor. Kutlayan yerlerde böyle çocukların olacağı yere koyuyorlarmış sigaralar. Çocuklar gelince mahsus geri çekiliyorlarmış, görmemezliğe geliyorlarmış. Kalkıyorlarmış, çocuklar çalsın diye. Merak edip alsınlar, sigara başlasınlar diye. Yani öyle, o kadar güzel oyunlar oynadılar ki bütün sektörü. Humphrey Bogart'ın oynadığı Casablanca filmi. Çok ünlü oldu film. Hiçbir özelliği yoktur. İkmal Bekman oynardı. Bu filmi ünlü yapan Humphrey Bogart'ın pirolarıydı. Çünkü bütün dünya o piroları o filmde
uzun uzun gördü ve bunu yaydılar. Reklam oldu. Aslında Humbert Bogart çok büyük paralar aldı. Casablanca şehri zaten Fas'ın en tehlikeli, en betonarme, en özelliği olmayan şehridir. Ona rağmen Casablanca'yı dünya çapında ünlü yaptılar. Amaç Humbert Bogart'ın bütünleriydi. Hollywood diye bir dizi var şimdi. Seyrettiniz mi? Bir kere denk geldim. Hollywood. Rakatsının hayatını anlatıyor. Yani ilk meşhur olsun. Hollywood. Seyrettin mi Serap? Seyrettim hocam. Orada ne oluyor? Hatırla. Rakatsın ev devamlı sigarede değil mi? Evet. Herkes yani devamlı zaten, sigara içiyor. Şöyle bir şey var. Sigara Savaşanlar Derneği olarak da biz bunun üzerinde duruyoruz. Siz de duruyorsunuz. Yani artık reklam yasağı olduğu için bize nereden saldırıyorlar? Filmlerden, tiyatrolardan, değil mi? Yani imgesi evet. olarak insanların takip ettiği başka kanallardan bir şekilde bize o imajı verip yine o isteği uyandırarak ta zaten siz bunun her zaman örneğini verirsiniz. İlk Hababam sınıfında başlayan, Hababam evet. sınıfının çocukluktan itibaren o gençlerin sigara gizli gizli tuvalette içtikleri sigarayla başlayan, bizim kuşağın tamamen etkilendiği, o kuşağın çocuklarının da ister istemez etki altında kaldıkları. Ve bir de şuna bakmak lazım hocam. Yani Doktor Melahat Dönmez bunu çok güzel bir şekilde açıklayabilir bize. Kadın doğumcu çünkü. O kuşaktan sonra doğan çocuklara bakmak lazım. Çünkü bu kromozom artısı, eksisi, otizm, mongol, Down sendromlu çocukların artist seviyesine bakmak lazım. Çünkü sigara bunu da destekliyor. Yani sigara içen bir anne, hatta anneannenin bile etkisi oluyormuş doğacak olan torununa. Ve çocukların anne sigara içtikçe o dumanlı ortamı tamamen daha anne karnında yaşamaya başlamış olmasından kaynaklanan çocukken, daha bebekken oluşan hastalıkları söz konusu oluyormuş. Buna aynı zamanda duyurma bozukluğu, işitme bozukluğu, o kadar çok hani etkileyen hastalıklarla ilgili seminerler verilmiş ki. Siz zaten bundan bahsediyorsunuz ama bizim doktorlarımız da hep bunlarla ilgili seminerler veriyor. Bu arada Mehmet Okul sizi seminerlerine davet etmiş hocam. Tabii inşallah çok sevinirim. Ben seminerlerimi bu arada özledim. Her gün bir veya iki yerde konuşuyordum tabii. Hepsi iptal evet. oldu. Okullar da şu Eylül'de açılıyor. Eylül'den sonra tabii seve seve her yere koşturacağım. Seminerlerim iyi olduğu fikrindeyim. Belki dünyanın en iyi konferans verenlerden biriyim. Bu konuda iddialıyım. Ve vallahi özledim yani gençlerle evet. birlikte olmayı. Çok hocam özledim. Bir konuğumuz da demiş ki sigarayı bırakmak için Alan Carr diye bir sistem uyguluyoruz demiş. Oldukça başarılı oluyoruz demiş. Bir de biliyorsunuz farklı farklı sistemler var. Siz bu sistemleri araştırdınız mı? Yani gerçekten etkili olduğunu bildiğiniz, gördüğünüz, birlikte çalışmayı düşündüğünüz bir sistem oldu mu hiç sigarayı bırakma konusunda? Hayır, olmayacaktır. Çünkü bir dönem Sigara Savaşanlar Vakfı birkaç böyle sigarayı bırakma yöntemleriyle işbirliği yaptı. Bu doğru olmadı. Çok tenkit aldılar. Biraz da Übeyt Korbey döneminde. Onların sponsorluğu altında yapmak ve bir dernek olarak onun arkasında olmayı doğru bulmuyoruz. Biz şunu söylüyoruz. Hangi sistem olursa olsun size faydalı olabiliyorsa, sigarayı bıraktırabiliyorsa yapın. Ama hiçbirine de tam güvenmeyin. Neticede insan beyninde bitiyor bu. Yani evet. kesinlikle biz Saray Derneği olarak, sanıyorum siz de öyle Türkiye'si. Evet, biz de. Yani herhangi bir bu tarz bir sistemin yanında yer almıyoruz. Profesyonel bir yaklaşımın yanında yer almıyoruz. Ama hiçbirine evet. de karşı değiliz. Diyoruz ki eğer siz deneyin, eğer bunu bırakabiliyorsanız, size yardımcı olursa destekleriz. Ama bu demek değil ki biz bize müracaat edenleri belli bir sisteme yönlendiremiyoruz. Evet, aslında doğru olmaz. İşte takip edenlerin buradan anlaması gerekiyor hocam. Dediğiniz gibi yani o oyunculara teklif edilen rakamların kat be kat fazlasını kazanabilme şansınız var. Ki siz buna rağmen kendi evinizi Cem Yılmaz'a bir daha filmlerinde sigara imgesini kullanma diye teklif etmiş bir insansınız. Ettim. Değil mi? Dedim yani ölümden sonra dedim ama ölümden sonra evet. şu anda geldi. Ben dedim gideceğim notere, senin oğluna benim evin kapısını yapacağım. Sen takip dedim, gençlere dedim. Sigarayı da bundan sonra filmlerinde işte anlaştığın gibi 7 dakika, 11 dakika sigarayı gösterme, sigarayı öne çıkarma dedim. Tabii cevap bile vermedi. Ama geçen gün yine gündeme geldi. Tabii her yerde diyormuş ki işte Orhan Kular
bıktım artık bu adamdan. Ne istiyor benden? 40 yıldır peşimi bırakmıyor falan diyormuş. Ben onun peşini bırakmıyorum. Çünkü o da sigaranın peşini bırakmıyor. Yani o önce sigarayı reklamı yapmaktan vazgeçsin. Giderim. Gençler teşekkür ederim. Tabii yani, hocam. Yani sizin amacınız belli yani sonuçta. Ben hep aynı şeyi söylüyorum yıllardır. O vazgeçti mi filminde sigara kullanmaktan ki benim onunla uğraşmamdan vazgeçeyim. Sıla o da iyice saygısını veriyor sanatçı. Bir sigara yak diye şarkısı var zaten. Yak bir sigara, yak bir sigara benden olsun diye. 10 defa bir şarkıda tekrarlanır mı? Ya biraz mantıklı olun ne olur bizi dinleyenler. Yani bir sanatçı bu kadar gündeme geliyor. Hepimiz konuşuyoruz. Yani seviyoruz. Severek dinliyoruz. Bir şarkıda 10 defa. 10 defa. Yak bir sigara benden olsun diye bir şey olur mu? Tekrar olur mu? Yok. Şimdi onu araştırıyorum. Mahkeme dosyası evet. Ne oldu diye. Hala çağrılmamış ifade vermeye. Basın evet, gitti sordu. Gündemde olan genç kuşak var. Gündemde olan bir genç kuşak var. O genç kuşak da sosyal medyalarında bol bol ellerinde sigaralarla pozlar veriyorlar hocam. Aslında Marketi bütün bu... Evet. Bütün bunların da yasaklanması gerekmiyor mu sizce? Vallahi işte... mücadele. Ben şunu inanıyorum. Senin dediğin gibi Hababam sınıfında sigara içilmesi normal karşılanıyordu. Filmlerin, Türk filmlerin hemen hemen tamamında sigara içiliyor. İşte gördük Rakas'ın hayatı yeni bir dizi bu. Hollywood evet. diye. Herkes yine sigara içiyor. Yani ve bütün eski Amerikan filmlerinde John Wayne'in elinde sigara. Bunlar bu sistem böyleydi. Ama halk şunu anladı. Ben ondan mutluyum. Eskiden normal karşılanıyordu. Kimse düşünmezdi. Bu bizim İşte irademizi zorluyor, algı yönetimi yapıyor, bizi sigaraya davet ediyor. Efendim işte ileride sigara içmemize sebep olacak diye 25. kare diye düşünmezdi. Ama şimdi düşünüyorlar artık. Evet, en azından ona dikkat çektiniz. Evet, en azından onu anladılar. Bu işin ben bile sizden sonra bir seyrettiğim filmde bunu da koymuşlar. Burada acaba bunun arkasından bir reklam alınan bir kar payı var mıdır diye düşünmeye başladım. Yani i̇şte ben bir sağladım. Evet, sizin artı bir artı biriniz. İnan ki yeni bir film çıkıyor, beni 10 kişi arıyor. Atilla Atasoy başlar. Orhan diyor, şu filmde çok sigara var diyor. Çok kişi beni arıyor, devamlı ihbar ediyor. Hangisiyle uğraşayım ben şimdi? Yani bazı filmlerde daha var. Biliyorsunuz filmler sinemada oynadığı kadar dokunamıyoruz ama televizyonda yayınlandığı zaman sigaraları kapatıyorlar. Bir de diyorlar ki yani sigarayı kapatıyorlar da işte belli değil mi orada sigara olduğu diyorlar. Ne faydası var? Ama şu faydası var. Yönetmenin hoşuna gitmiyor. Filmin çünkü şey bozuluyor. Akışı bozuluyor. Yani evet. Onun için yönetmenler sigara kullandıkları an televizyonda gösterildiği zaman üstü kapanacak diye çekinmeye başladılar. O faydası evet. var. Bizim Minnoş Gezgin'imiz var. Aynı zamanda şöyle bir şey var. Minnoş Gezgin var. Evet. Biraz evvel yorum yapmış. Biliyorsunuz tekerlekli sandalyesiyle hem eğitimini tamamlamış hem de aynı zamanda dünyayı gezen birisi. Onu çok seviyoruz. Biz de onu çok seviyoruz. O demiş ki yani orada biriktirdikleri parayla dünyayı gezebilirler demiş. Yani böyle bir güzellik var mı? Yani bir dumana verdiğiniz parayla neler yapabilirsiniz? Minnoş'a ben buradan sesleneyim. Eskişehir hakkında bir yazı hazırladı. Onu bana tekrar yollasın. Ben onu blogda yayınlayacağım önce. Derneğimizin blogunda yayınlayacağım Minnoş. Onu bana yolla lütfen tekrar fotoğraflarla. Onu hemen okuyup önce blogda yayınlayacağım. Sonra dergide yayınlayacağız. Minnoş'tan bahsedince hemen. Çünkü burada evet. Doktorum arasında ben her şeyi yazarım ya. Burada evet. Doktorum arasında o da var. Ha, yani şunu düşünüyorum. Ben sizi evet. ne zaman görsem, yani biz bir ortamda da olsak, bir şekilde eğlenceli bir ortamda olabilir, keyifli bir ortamda olabilir. Siz hemen bir masa bulursunuz. O sizin bir karalama defteriniz vardır. Oraya böyle küçük küçük, hani böyle çok düzenli de değil, bir köşesine bir yerine yazarsınız. Ama o yazdıklarınızın hiçbirini unutmaz, hepsini de uygularsınız. Yani ben sizi o yüzden hayretle ve gerçekten hayranlıkla izliyorum her daim bu konuda. Benim bile atladığım bazı şeyler oluyor ki sizinle yaptığınız projeyle ilgili. Siz benden önce hemen hazırlıyorsunuz, bunu bana hatırlatıyorsunuz. Beni bir şekilde ne derler zinde tutuyorsunuz o konuyla ilgili. O yüzden çok teşekkür ederim. İnsanların aslında evet. Buyurun dinliyorum Serapcığım. İnsanların aslında size teşekkür etmeleri lazım. Yani siz zaten dünyayı gezmiş. Dünyanın birçok köşesini görmüş. Yani Rakas düşünün Sylvester Stallone'den sizinle birlikte biraz böyle tanıdığınız ünlüler üzerine de konuşmak istiyorum. Birçok ünlüyle birlikte olmuş, ortamda bulunmuş. Türkiye'de de aynı şekilde aslında
çok böyle bilinen kulüplere gidip orada şu an gündemdeki birçok medyayı meşgul eden isimler gibi elinizde böyle bir şekilde keyfinizi, içkinizi alıp keyfinize bakabilecek bir insansınız, değil mi? Bunların hiçbirisini yapmıyorsunuz. Sadece ve sadece zamanınızı böyle aldığınız notlarla gençlere yararlı olabilecek olan çalışmalar, seminerler, eğitimler, bunlar için harcıyorsunuz. Yani bunu görmeyip, bunu düşünmeyip sizinle ilgili işte yok medyaya gelmek istiyor, yok ünlü olmak istiyor gibi yorum yapanlara ben buradan o açıklamayı yapayım. Siz kat ve kat fazlasının orada o medyada yer alanların çok çok daha fazlasını yapabilecek hem çevreye hem güce sahipsiniz. Ama bunların hiçbirisini yapmıyor. Bunun yerine bambaşka bir şeyi hedef koyduğunuz, amaçladığınız şey üzerine. Neydi? Bilhassa Hürriyet Gazetesi beni çok tenkit ediyor. Her seferinde bu adamın işi gücü yok mu? Cem Yılmaz'la uğraşıyor. Gene isim yapmak istiyor. Senin dediğin gibi bana iki teklif geldi. Buradan açıklayayım. Hiç açıklamadım. Bir tanesi Romalı Perihan. Şu anda kaybettik. Biri Banu Alkan. Bunlar ne dediler bana biliyor musun zamanında? Hocam evlenelim sizle. Ertesi gün boşanalım haber olur dediler. Vallahi billahi. Şimdi ben hocam... bunları hiç... Şimdi ben kolumu alsam Banu Alkan, o zamanlar Banu Alkan çok ünlüydü tabii. Tabii. Bir gece kulübüne gitsem haber olur. Öyle değil mi? Evet. Yapmadım bunları yani. Ben niye evleneyim Banu Alkan'ı dedim. Ya benden boşanmazsan ertesi gün dedim. Ondan sonra falan. Yani bunlar bile teklif edildi bana. Yani hiçbir zaman dediğin gibi beni kimse bir gece kulübünde işte efendim o ünlülerin gittiği AVM'lerde görünmem. Yani benim hayat felsefeme tamamen ayrı bir şey. Eğer ben öyle ünlü olmak amacında olsa, evet çok çabuk ünlü olurdum o vaziyetlerde. O dönemde çok ünlüydüm. Yani ve hiçbir zaman bunu yapmadım. Benim bütün, madem onlar sigara sektörü, ünlüleri bizim gençlerimizi aldatmak ve bir defa sigarayı başlatmak üzere kullanıyorlarsa, ben de onları tam tersine çocuklara bu tehlikeyi anlatmak için kullanıyorum. Bu da benim doğal hakkım. Öyle değil evet. mi? Tabii onlar ki. Kullanıyorsa Cem Yılmaz'ı para verip karşılığında sigara içiyorlarsa, sırayı kullanıyorlarsa, Teoman'ı kullanıyorlarsa, Sezer Aksu'yu kullanıyorlarsa benim de onlar kanalımda bu tehlikeyi anlatmak gibi kamuya verdiğim bir söz var. Ben onu yapıyorum. Evet. Ama bunu anlamıyorlar. Tabii sigara sektörü de. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Öğrendiğim kadar başta Hürriyet Gazetesi olmak üzere birçok gazete artık beni hiçbir şekilde iyi bir haberle karşılarına çıkarmıyorlar. Çünkü karşılarındaki o reklam verenler grubu beni tehlikeli adam olarak ilan etmiş ve demişler ki bundan sonra Orhan Kural hakkında çıkan yazılar onu küçültecek, toplumda küçük düşecek yazılar olacak. Sakın ha onu metheden yazılar yazmayın dediler. Dikkat edin. Yıllardır benim basında, mesela şu aralar biliyorsunuz yağma yok. Çok büyük ses getirdi. Bütün dünya korkutuluyor. Evet. Bir tek Hürriyet'te, Milliyet'te haberi çıkmadı. Çünkü bu o benim için o artı bir şeydi. Hocam ancak belki onlar benim arka aklımda plandan kötü bir şey olursa yayınlıyorlar. Evet, yani belki arka anda, plandan dediğiniz o reklam bütçelerini alıyorlardır, öyle düşünebilirsiniz. Yani evet, onlardan belki bazı basın için geçerli olmayabilir ama yıllardır Hürriyet'te benim hakkımda bir tek iyi haber çıkmadı. Burada açıklıyorum. Ve amaçları bu. Bakın mesela rekor kırdık. Göreceksiniz yarın gazetede bakın. Birçok gazetede yayınlanacak. Hürriyet'te rekor yayınlasa bile benim işim geçmeyecekti. Bak şimdi ben söylüyorum. Çünkü hocam, ben onlar için. Sizi gerçekten takip eden bir kişi var. Derneğinde biliyorsun. Hürriyet'in bir tatil eki var. Evet. Biz de dünyanın en çok gezen işte Kadir Dayanım'da ve bu işte en çok çalışan insanım. Şu anda Nomad Manya'yı ispat etmeye çalışıyorum. Her gün bana ülkeler soruyorlar. Kadir nasıl uğraşıyorum? Hani ne oldu Hürriyet tatilinin konusu değil mi bu? Tam 10 yıldır Hürriyet tatilde Türkiye Gezginler Derneği hakkında bir tek haber çıkmadı. Bunlar tesadüf mü? Evet. Bunun hepsinin farkındayız. Demek ki bu sigara sektörü, işte benim uğraştığım avcılar, işte Formula 1. Bir dönem hatta hocam sizin yine bizim avukat Suat Bey sanırım oraya bir köşe hazırlıyordu. Bizim gezginlerden birkaç üyeye izin verdiler. Orada böyle yer aldı onların çalışmaları ama sizinle ilgili demek ki özel bir Suat Bey'e bile verilmiş, biletilmiş bir liste
pek var ki. Yani kimi koyarsan koy arıyor listeye ama Orhan Kural'ı koyma der gibi. Değil evet mi? Tabii. Bana bir adını vermeyin. Bir gazetenin yazı işleri müdürü. Geldiler benimle röportaj yaptılar. İşte bu Guinness'le ilgili. Ondan sonra yayınlanmadı Serap. Sonra biz Atilla'ya sinemaya gitmiştik. Arada Atilla da hatırlayacaktır. O kişiyle sinemanın arasını karşılaştık. Dedi ki Orhan dedi şu gazetenin yazı işleri müdürü dedi. Aa dedim beni arkadaşlarınız geldi 3 gün benimle röportaj yaptılar. Üniversiteye gittik burada fotoğraflar çektik. Aradan bir ay geçti yayınlanmadı dedim. Hocam ben size doğruyu söyleyeyim dedi. Siz dedi kara listedesiniz bizim gazetemiz tarafından. Onun için onlar bilmezler bunu yaparlar ama biz önümüze gelir bu yazı. Biz yayınlamayız efendim dedi. Sizle ilgili olumlu bir haber yayınlanmayacaktır. Bunu alışır artık dediler. Ben bunu birinci ağızdan duydum. Hadi girebilir miyim? Buyur. Şimdi bizim bu projede ara ara sigarayla dile getirebiliriz aslında öyle değil mi? Yani sadece evet. Avla alakalı değil de tabii. Sigara karşılığıyla alakalı. Seviniriz tabii. O zaman birçok dernek işte Serap Hanım hepimiz senin yanında oluruz. Tabii destekleriz. Yoldan güzel mesajlar verirsin. Evet. Konsepti de çok uygun. Tabii. Diye düşündüm. Tabii seve seve. Çok seviniriz. Peki sorular var mı Serap? Bak bakalım ben bakamıyorum sen bakıyorsun. Sorular varsa cevaplandıralım. Evet hocam. Yani sorulardan ziyade size işte bir seminer daveti vardı. Bir içenler var nasıl bırakabilirim diyenler var. Şimdi Kadir Bey de bu yola şu an yeni başlamış olduğu için benim yaptığım araştırmalarla ve sizin şimdiye kadarki tecrübelerinizle isterseniz küçük bir bununla ilgili bilgi verelim. Kadir Bey ben bununla ilgili birkaç araştırma yaptım. Bizim Dünya için bir şey yaptı sigarayla ilgili bir köşemiz var ama bunu da bir şekilde destekleyebiliriz, nasıl destekleyebiliriz diye özel başka bir sunum hazırladım. Orada şöyle bir şey var. Öncelikle sizi tetikleyicileri tespit etmeniz gerekiyor. Yani sizi tetikleyenler, gördüğünüz bir çakmak olabilir, kül tablası olabilir, işte bir başka bir sizi her zaman birlikte yanınızda içtiğiniz bir arkadaşınız olabilir. Aynı zamanda gittiğiniz bir ortam olabilir. Her daim o sigarayı tükettiğiniz ya da sigara içerken yanında içmekten keyif aldığınız bir kahve olabilir. Bütün bu tetikleyicileri belirleyip bunları bir süre için hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Çünkü bunlar bir kahve içtiğinizde muhakkak yine sigara gelecek aklınıza. O gittiğiniz sosyal ortamda katıldığınız ortama gittiğinizde o 21 günden bahsediyorum özellikle. Yine orada herkes sigara içtiği için sizin de aklınıza sigara içmek gelecek. Her zaman yanında sigara içtiğini bildiğiniz bir arkadaşınız size devamlı sigara uzatan sen de yak bir tane diyen bir arkadaşınız size tetikleyici olacak. İşte bunları tespit etmeniz gerekiyor. O tespitlerden sonra da gerçekten sigaranın sizinle ilgili verdiği zararları hani nasıl bir yerimiz ağrır acaba bir şey çıkar bir şey oluşur bununla ilgili nedir acaba diye bu hastalığı alır da işte Google'dan araştırırız. Acaba şöyle midir böyle midir diye doktora gitmeden önce kendi kendimize teşhis koymaya çalışırız ya. İşte o teşhisi siz kendiniz için sigara içeren olarak yapacaksınız. Yani ben sigara içerken ne tarz zararlar almışım? Bu dişleriniz olabilir, tırnaklarınız olabilir, teninizin rengi olabilir. Size neler zarar vermiş? Bunların hepsini aslında tespit ederek bu içme safhası birkaç dakikalık bir şeymiş. O dakikada böyle bir derin nefes alarak kendinizi biraz telkin ettiğinizde ve aklınıza bunları getirdiğinizde. Yani ben sigara içmediğim zaman dişlerim, cildim, saçlarım, her şey daha sağlıklı olacak. Bir şekilde aklınıza getirdiğinizde bu sizi yavaş yavaş o zaten o ani ataklardan biraz uzaklaştırabilecek bir şey olacak. Size örnek olarak söylemek istedim bunları. Şimdi söyledikleriniz kesinlikle doğru. O anki ortam, karşılaştığınız dediğiniz gibi bir çakmak veya bir kahvenin yemeğin arkasından gelen sigara. Bunlar da hemfikiriz. Fakat ben burada her zaman şunu düşünmüşümdür. Orhan Hocam'a burada çok katılıyorum. Bir kere aklınıza bitirmeniz gerekiyor. Eğer siz bunu başarırsanız, yanınızdaki isterse çakmak kullanmadan sigara içsin. Nefret ettikten sonra sigaradan, ben şuna inanıyorum. Evet. Denemedim ama içmezsiniz. Bunun en yakın örneği benim babam. 35 sene sigara içti. Bir anda sigara paketini koydu ve içmeyeceğim dedi. Ve içmedi. Benim babam da öyle yaptı. Birdenbire bıraktı. 45 yaşında benim yaşımda bıraktı sigarayı. Şu an 73 yaşında o günden beri ağzına hiç sürmedi. Günde 2 paket içerdi.
Demek evet. Yapan yapıyor. Evet. Hocam biraz... Bir saate yakın oldu Serapcığım. Fazla da uzatmayalım. Eminim ki çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Türkiye Sigara Savaşanlar Derneği'ne teşekkür ediyoruz. Mustafa Aydın Bey, yıllar yılı kendisine buradan ben de Serap da Zeliha da teşekkür ediyoruz. Çünkü yıllar yılı ben kendisini belki 30 yıldır tanıyorum. Sigarayla mücadele edip yanımızda yer aldı. Benim de kadro olduğum Aydın Üniversitesi'nde de bu işi gayet başarıyla yürütüyor. Onun için değil mi? İkimiz de Mustafa evet, Aydın Bey. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Zaten bu kadar gençlerin olduğu bir ortamda olması ve onun idol olarak orada olması o kadar önemli ki hem üniversite adına, üniversitedeki gençler adına hem derneğimiz adına gerçekten çok başarılı çalışmalara imza atılıyor. O da gönül vermiş insanlardan aslında sigarayla savaşı. Yıllardır, ben 30 yıldır tanırım ve 40 yıldır hep öyleydi. Daha önceki yıllarında da bir askeri geçmişi var. Sigarayla çok büyük mücadele verdik. O dönemde kimse mücadele etmiyordu. Dün belki gördün, kanalda bir haber çıkmış, şöyle diyor. Tayyip Bey diyor, bu işe ikna edenler diyor, Profesör Cevdet Önder'le Orhan Kural'dır diyor Tayyip evet. Bey. Doğrudur. Yani buradan Tayyip Bey o dönemde ben evet. özellikle ilk yasanın çıkması için kendi dedi ki, hocam dedi işte partimiz dedi oy kaybeder, çok sigara içen var Türkiye'de, kahvelerde olay çıkar dedi. Ben bir anket yaptım İTÜ'de. Anketin sonuçlarını da Cevdet Bey'le beraber, Cevdet Bey de Tütün Komisyonu Başkanı'ydı mecliste. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Profesör Cevdet Erdoğan'a. Tayyip Bey'in de bir dönem özel doktorluğunu yaptı. Onunla birlikte bu rapor kendisine sunuldu. Dedik ki çıkartın yasayı. Türkiye'nin %82 yanınızda olacak. Anket sonuçlarıdır. Ve Türkiye'de yaptığınız en güzel işlerden biri olacak dedik. Dün o bir kanalda bu haber geçmiş. Bana yolladılar. Doğrudur. Kendisine teşekkür ediyoruz. En azından evet. Tayyip Bey bu yasayı çıkarttı. Yani evet. bazı tehlikeleri göze alarak, oyu kaybetmeyi göze alarak çıkarttı ve sayıdan dediğim oldu. Tayyip Bey'i pek hoşlanmayanlar bile yaptığı en iyi iş olarak. Değil mi? Ne diyorsunuz? Ya benim hemen aklıma Neşet Ertaş'la karşılıklı bir diyalogları vardı. Tabii tepki alır gibi oldu ama bence çok herkes hak verdi. Evet. Ben bunu kendisine söylemiştim zaten. Hocam ama evet. şu anda yine büyük bir savaşımız var biliyorsunuz. Yani sigaranın yerini nargile aldı. Maalesef. Yani aynı. Yani biz şu an savaşımızı devam ettiriyoruz. Çünkü sanki nargile daha zararsızmış gibi. Birçok ortamda, birçok yerde böyle çok lüks. Önünüze böyle iPad'lerde şeylerin geldiği, menülerin geldiği çok şık ortamlarda. Yanına da çeşit çeşit nargile seçenekleri sunuluyor. Ve bu nargileler gençlere yine aynı keyifle bir şekilde özendirerek değişik değişik aromalarıyla şu anda yine başlatıldı. Ve biz buna karşı da savaş halindeyiz. Aslında bunun için de şu an yeni bir kampanya mı yapmamız gerekiyor? Ne yapıyor hocam? Sigarayı tamam bir şekilde bir yere bıraktık, sigara başka bir yerde. Ama nargile yasak olmasına rağmen her yerde var. Evet, şimdi nargilenin bir artısı bir eksisi var. Artısı şu... dediğiniz gibi her yerde özellikle yasakları çiğneyerek ve bir geleneksel olmasını ortaya koyuyorlar. Diyorlar ki Osmanlı'dan bize gelen bir mirastır. Efendim turistler bunu istiyor, gezginler istiyor. Biz onu devam ettiriyoruz. Geleneksel diyorlar. Bu onlar için bir artı puan olarak bunun mücadelesini veriyorlar. Ama bilsin ki aynı nargile sigara gibi her yerde yasak yapılması ve çok daha zararlı. Belki de 3 defa sigaradan 4 defa daha zararlı. Çünkü sıcak olarak alıyorsunuz ve içine bir de değişik tatlar koyuyorlar. O çok daha tehlikeli. Evet. Ama artısı da şu, her yerde her an içemiyorlar. Yani evet. böyle gidip de her yer ulaşımı daha zor. Hocam artısı da şöyle bir şey başladı artık. Artısı evet. Evlere servis var artık hocam. Yani sipariş veriyorsunuz. Tabii sipariş veriyorsunuz. Herkes artık kendi evine nargile almaya başladı. Aromasıyla, her şeyiyle. Yani artık internet satış üzerinden istediğiniz nargile satış onu duymamıştım. Yani zor onu yapmak, hazırlamak falan. Evlerde yapabilirler mi? Yapıyorlar hocam. Her türlü usulünü bulmuşlar. Merak etmeyin. Önemli olan biliyorsunuz bu sektör yeter ki onları ona alıştırsın. Yeter ki bir şekilde onun içimi sağlansın. Biz buna karşı da her daim savaşçıyız. Bir şey değil o değil mi? Özel hazırlanıyor falan. Şaka yapıyoruz.
Belki evlerde şimdiye kadar görmedim kendi başlarına nerede yazdıklarını ama getiriyorlar diyorsun. Eve getirmiyorlar hocam. Onun sistemi de var bir şekilde. O kül ortamı gibi yaratılıyor. Onu tamamen o tadıyla her şekilde yapabilecek imkanı sağlanmış. Ben bunu evinde hazırlayıp içen arkadaşlarımı da gördüm. Tam tiryakisi olan. Burada söylemeyelim. Bir de şimdi onlara örnek olmayalım. Herkes niyetlenmesin böyle bir şey. Sakın niyetlenmesinler kesinlikle. Biz şimdi sadece şunu söyleyelim. Çok fazla içilen ortam var. Sigara tüketicilerinin, sigara satanların aynı zamanda destekleyip siz yeter ki içirin biz cezasını öderiz diyenler var. Ya da ben yakıyorum cezamı ödeyeceğim diyenler var. Çok tiryaki. Şimdi bizim bunlar için yapabileceğimiz iki tane şey var. Bir numara, hangi numarayı arıyoruz? Evet, şimdi bunu yapın. Ve Yeşilay'ın bugüne kadar yaptığı en iyi şey oldu. Yeşil dedektör. Bunun sistemize, cep telefonunuza girdiğiniz zaman zaten çok güzel çalışıyor. Ben belki 50 defa şikayet ettim. Daha fazladır. Bana bir teşekkür etmediler ama devamlı şikayet ediyorum. Yeşil dedektörü giriyorsunuz uygulamasını. Mesela girdiniz bir yere, baktınız kapalı alanda veya %50'den daha azı kapalı olan bir alanda sigara var, tablalar var. Hemen oraya giriyorsunuz. Hiç farkına varmıyorlar onlar. Mekanları listeliyor. Sen gir orada bir yaz bakalım görsünler. Yeşil dedektör diye bir sistemi. Ondan sonra lokalden ismi çıkıyor. Maalesef küçük kahveler çıkmıyor Serap ama ne bileyim kahve dünyası bilmem işte kahve diyarı hepsi çıkıyor. Pizzacılar falan hepsi çıkıyor. Orada hangisiyse buluyorsunuz. Onun üzerine basıyorsunuz. Listede yoksa liste ekleyebiliyorsunuz da. Evet. Ondan sonra bastığınızda 2 saat içinde 3 kişilik bir grup geliyor. Hocam uygulaması mevcut. Evet, Melahat Hanım da zaten alo 171 ve yeşil dedektör diye içmeyen kişilerin, içilmesinden rahatsız olan kişilerin özellikle içildiğini gördüğü an muhakkak ki duyurabileceği, şikayet edebileceği şeyler. Lütfen şikayet edin. Şikayet yani etmek... Bir şey olmaz demek değil. Gözlerimle gördüm. Hatta bir anımı anlatayım. Antep'e gittim bir konferans için. Ondan sonra orada tam otelin yanında Yeşilçam kahvecisi diye bir yer, hiç unutmuyorum. Girdim içeriye. Tek başımayım. Ondan sonra bir kız geldi, karşıladı. Baktım dedim, bunu şikayet edeyim ben kendi geldim. Sigara içiliyor mu kızım dedim. Aa, buyurun tabii dedi. Aa, hemen şikayet ettim. Ondan sonra bekliyorum. Ama bu arada Selam, insanlar geliyor çıkıyor sigara içen yok. Şey göremiyorum masalarda. 10 dakika geçmedi. 3 kişi gelip geldi ellerinde şeyler. Ne yapıyorlar biliyor musun? Geri gelmez. Ruhsatını istiyorlar. Oturuyorlar bir masaya güzelce. Ruhsatı getirin diyorlar. Hiçbir şey söylemiyorlar. Ondan sonra yazıyorlar buraya. Ondan bir bakıyorlar etrafa. Baktılar. Şimdi eğer farkına varıp da hemen havalandırmaları açıp bilmem işte yok etmeye çalışırlarsa dedektöre bakıyorlar. Dedektörde belli. Bir de karbon monoksit dedektörleri var. Bir gün içinde o da sigara içip içirmemedi anlaşılıyor. Bir gün tabii. Yani öyle saklamak da artık bir şey yaramıyor. Ama baktım şeyden içilmiyor. Adama dedim ki sahibi geldi orada tabii ekip gelince. Dedim ki ben şikayet ettim beyefendi dedim. Onun için geldiler dedim. Niye dedi? Dedim kıza sordum sigara içiliyor dedi dedim. Ah hocam dedi bizim burada katiyen sigara içiltmiyor dedi. Kıza döndüm. Kız da meğer o gün girmiş işe. Bilmiyorum sigara içiyor dedi. Sempatik olmak için içiliyor demiş. Yani onun için muhakkak müşteri kaybetmemek için yapmış yani. Şimdi müşteri evet, kaybetmemek için. Evet bana sempatik görmek için yapmış. İstiyorsan yavaş yavaş kapatalım. Evet hocam. Yani ben de son sözleri söylemek istiyorum. 184 şikayet, 171 bırakma hattıymış bu arada. Evet, bunu bir şekilde daha yine hatırlatmış olalım. Ben de açıkçası müzisyen olarak, solist olarak her zaman faranjitten dolayı hep böyle sigara içilmeyen ortamlarda olmayı tercih ettim. İçmemek haricinde. Ve şunu da biliyorum. Bana o kadar çok teklif geldi ki bazı yerlerde sahne almam için. Siz de sigara içirtiliyor, içilmesine izin veriyorsunuz dediğim için çıkmadığım yerler oldu. Yine bu şekilde şikayet ettiğim yerler oldu. Ama bana söylenen her zaman da şu oldu. İçirtmediğimiz zaman burası boş kalıyor. Müşteri gelmiyor dediler. Şimdi müşteri gelmemesine razı olarak o içmeme işlemini uygulamak zorundalar. Çünkü öncelikle insan sağlığı. Değil mi? Biz hep insan sağlığı için savaş veriyoruz. Bizim savaşımız kendimize değil, her şekilde herkes için. Çok teşekkür ediyorum hocam programa. Bu sohbeti... Senin bir şarkın vardı. Biz çekilelim. O anne sigara ile ilgili harika bir şarkım vardı. Her zaman müzikalde beraberken ben de Serap'la olmaktan çok mutluyum.
Türkiye'nin en önemli seslerinden biri. Teşekkür ederim hocam. Şu ara tabii bizim projemiz devam etmek üzereydi fakat bu araya bu fasıla girdi öyle diyeyim. Onun için tekrar devam edeceğiz diye ümitliyim. Evet, biz de dünya için bir şey yapmaya her zaman devam hadi edeceğiz. Senin güzel sesinden bir müzikle bitirelim. Öyle biz hadi birlikte bitirelim biz hocam. Teşekkür ediyoruz, seni dinliyoruz. Sevgiler, teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Hadi ne sandın? İyi günler sana. Evet, son şarkımızla bitiriyoruz o zaman. Ben de hocamıza çok teşekkür ediyorum. Hem vermiş olduğu bilgilerden dolayı hem de aynı zamanda gerçekten bunu ısrarla ve ısrarla söylüyorum. Ünlü olmak için yaptığını söyleyenler, onun muhakkak ki dikkat çekmeye çalıştığını söyleyenler, ben özellikle buradan söylemek istiyorum. Buna hiçbir şekilde ihtiyacı yok. Çünkü onun anılarını dinlediğiniz zaman, o birlikte olduğu isimler, birlikte paylaştıkları, hiçbir zaman her daim o köşesinde yararlı ne yapabilirim için çabalayan bir insan. Benim için idol bir insan, iyi ki tanıdığım bir insan oldu Doktor Orhan Kural. Keşke çok çok fazla Doktor Orhan Kural gibi isimlerimiz olsa, bizim için bu çabaları, bu emekleri verse diyorum. Sevgili Özkan Turgay'ın bir şarkısı, biliyorsunuz zamanında Gülşen seslendirmişti Be Adam diye. Biz onu sigara için uyarladık ve şöyle dedik. Sözümü dinle, sigara içme. Sağlıklı yaşa, akıllı ol. Ciğerin zehir, hayatın zifir. Bırak şu sigarayı, yürekli ol. Unutma sözlerimi dinle. Kalp sesini giden sağlık geri gelmiyor. Tıkama damarlarını, çekme pis dumanı. Bırak şu sigarayı, akıllı ol. İçine çeke çeke ne hale geldin, içe içe ah öleceksin be adam. Çekinme hadi hadi, içme de söndür sigaranı, ömrüne ömür kat be adam. İçine çeke çeke ne hale geldin, içe içe ah öleceksin be adam. Çekinme hadi hadi, içme de söndür sigaranı, ömrüne ömür kat be adam. Türkiye Sigara Savaşanlar Derneği'nin yine keyifli bir sohbetinde Profesör Doktor Orhan Kural'ı ağırladık. Kendisine değerli sohbetinden dolayı, katılımından dolayı teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız. Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımız. Hepimize kutlu olsun diyorum. Mübarek Gandhi'nizi kutluyorum. Ve saat 19'da bayraklarımızı alıyoruz. Balkona çıkıyoruz. Öncelikle biliyorsunuz birlikte gençlik marşımızı söylemeyi unutmuyoruz. Dağ başını duman almış, gümüş dere durmaz akar. Güneş ufukta şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar. Sesimizi yer gök su dinlesin, sert adımlarla her yer inlesin. Sesimizi yer gök su dinlesin, sert adımlarla her